Leafy Studio sponsorluğunda Bunu Da Yaz kanalına hazırladığımız C++ algoritma videosuna hoş geldiniz. Bu videoda bölme operatörü olmadan bölme işlemi yapılmasını göstereceğim. Şimdi yine iki tane değişken tanımlıyoruz. Bu değişkenler bizim sayı değişkenlerimiz olacak. İki sayı üzerinde işlem yapacağımız için burada iki tane sayı aldım. Bir sayaç değişkenimiz olacak. Daha sonra kodlarımızı yazmaya başlıyorum. Şimdi ilk sayıyı alalım. Daha sonra ikinci sayıyı alalım. Algoritma mantığını yine açıklayacağım. Bunları uzun uzun yazmanıza gerek yok gerçi. Şöyle yazsak da sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Şimdi algoritmamıza geçelim. Algoritmada büyük sayıyı eski olarak alırsak S1 büyük eşittir eski olacak. Şimdi mantığını size uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Burada S2'den çıkartacağız ve sayaç değişkenimizi arttıracağız. Bunu for döngüsünde de yazabilirdik. For eşittir 0 deyip şuraya da sayaç artı artı diye. Ama bu sefer while döngüsüyle anlatayım dedim. Sonra da ekrana sonucumuzu burada bir hata yapmış sanırsam. Tamamdır. Burada görmediğimiz bir hata olmuş. Şimdi ilk sayı mesela 6 diyelim, 12 diyelim. Burada yapmadı. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartacağız. 12, 6, 2. Şimdi bu nasıl oldu? Hani büyük sayı, küçük sayı bunları tabii ki de şey yapabilirsin. Hani hangi sayının büyük olduğunu if kontrolüyle belirleyebiliriz. Fakat ben algoritmanın mantığını öğreteyim dediğim için hani kısa yoldan size şimdi tam olarak mantığını açıklıyorum. Örneğin buraya 12 yazdık, buraya 4 yazdık. Sonucu nasıl 3 buldu? Şimdi burada 12 yani şu S1 sayısı 12 4'e eşit olana kadar çıkarıyor. 12 eksi 4 eşittir 8 yapıyor. Sonra 8 eksi 4 eşittir 4 yapıyor. 4 eksi 4 eşittir 0 yapıyor. Ve 0 sayısına eşit olduğu için burada duruyor. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Sayaç değişkeni 3 kere artmış. Yani bu algoritma bu döngü 3 kere dönmüş demek. Bu döngü 3 kere döndüğü için sonucumuz 3 oluyor. Mesela büyük sayılarda da denersek örneğin 300'ü 5'e bölelim mesela. Deneyelim tekrar tekrar. Gördüğünüz gibi teker teker denedi. 300'ü çıkarttı. 295, 290. Sayaç değişkenini bir bir arttırdı ve sonucu ekranı yazdırdı. İyi günler.